öğrenci çalışma rehberi. Yani öğrenmenin çalışma rehberi diyebiliriz. Birincisinde kişinin kendini tanıması, hayat amaçlarını belirlemesi, çalışma motivasyonu artırması ve bu kitapta ise arkadaşlar çalışmaya başlarken neler yapmamız gerekiyor? Zihinsel süreçleri nasıl oluşturacağız? Çalışma ortamını nasıl düzenleyeceğiz? Çevresel faktörler, ışık, çalışma masası, ders materyalleri nasıl kullanılacak? Buna yönelik teknik, taktikler var. Verimli çalışma, istek ve coşku oluşturma nasıl olacak? Daha sonrasında ise etkin okuma teknikleri. Bak, etkin okuma, verimli ders çalışma teknikleri alan bir bölüm var. Daha sonra konsantrasyon ki dikkatin uzatılmış şekli, dikkat konsantrasyon ve peşinden bu kitapta harika bir bir bilgi var ya da bilgi silsilesi var diyeyim hangi dersi nasıl çalışacağız? Çünkü her yemek aynı şekilde yenmez. Bugün bir çorbayı yeme şekliyle kebabı ya da pilav ya da bir makarnayı ya da sulu yemekle susuz yemeği yeme şekli bir midir? Hayır değildir. Dolayısıyla her ders aynı şekilde çalışılmaz. Matematik nasıl çalışacak? Yani bölümde diyor ki birini alalım Türkçe. Türkçe dersi nedir? Türkçe dersin amacı nedir? Türkçe'de ne kazandırmak istiyor? Sonra ders çalışırken, pardon dersteyken nasıl dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Kendi başımıza ders çalışırken nasıl dinleyeceğiz? Sınavlarda Türkçe dersine ait soruların özellikleri neler? Bunlar uzun uzun paylaşılmış. Daha sonra ise sınavlara girecek öğrencilere yönelik teknik, taktik, sırt stratejilerin olduğu bölüm var. Ve yine öğrencilerin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri ki bu kitap öğrenci çalışma rehberinde bunu anlatıyor. Diğer üçüncü.